Kolay gelsin. Sağ ol. Ceylan'la konuştum. Okul çıkışı geliyor. Hah süper. Yani planımız tıkır tıkır işlemeye başladı değil mi? O zaman bana da öğrettin ya şu hareketi. Sen ne çalışıyorsun? Gördüğüm kadarıyla robotik kulübü işe yaramış. Aynen öyle hocam. Baktık olmuyor. Hazır robotiğe de başlamışken birlikte NASA'ya da gideriz dedik. Oradan da işte Mars, Jüpiter. Bakacağız. Kader kurbanıyız biz. Sizi böyle görmek güzel. Yalnız birazdan ders başlıyor. Sen kıraathaneye girmeyeceksin, derse gireceksin. O kravatını düzelt. Sen de saçlarını topla Çimen'cim. Sürekli aynı şeyi söyletmeyeyim bana. Haydi sınıfa, haydi. Bir şey diyeceğim, evde de böyle mi? Yok canım, daha kötü. Ah be sister, ah be sister. Meğer sen ondan atarlı giderliymişsin bu kadar. Ben çözememişim. Günaydın. Hadi gidelim, kaç dakikamız var? Kübra Hanım, hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, buyurun. Kıvılcım Hanım, söylemeden edemeyeceğim. İlk karşılaştığımızda biri gelip bana bizim böyle olacağımızı söylese asla inanmaz gülerdim. Yani yalan söyleyemeyeceğim ben de. Kübra Hanım, bu arada Pelin konusunda bizi uyardığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. O kadar önemli bir şey yaptınız ki. Ne demek Kıvılcım Hanım? Yani ufacık da olsa bir faydam olduysa ne mutlu bana. Kübra Hanım, açıkçası ben bu konuya sizden sonra biraz kafa yordum. Okulda farklı konularda zorbalığa uğramış ve dış görünüşünden rahatsız olan kişilerin katılacağı bir seminer yapmayı hedefliyorum. Yani bu konuda kolları sıvadım diyelim. Maşallah, ne güzel. Ama ben bunu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Eğer siz de kabul ederseniz bu projede siz de bizimle birlikte çalışın. Seve seve. Yani çocuklarımızın iyiliği için yapılacak herhangi bir iş varsa ben de varım. Çok teşekkürler. Günaydın Buse. Günaydın hocam. Size verdiğim çalışmayı yapıyorsunuzdur umarım. Pelin'le kimin uğraştığını bulabildiniz mi? Yani iz üstündeyiz hocam, bulacağız. Hadi bakalım, aferin size. Zaten Pelin bugün okula gelecek, onunla da konuşacağım. Bu arada bugün önemli bir seminer var, hepinizi bekliyorum. Tabii, geliriz hocam. Hadi kolay gelsin. Evet sevgili öğrencilerimiz, bugün çok özel iki konuğumuz olacak ve bizlere dış görünüşün ne kadar anlamsız olduğunu, ön yargılarımızın bize nasıl zarar verdiğini ve kendini olduğu gibi sevmenin mutluluğun en önemli unsurlarından biri olduğunu yaşadıkları deneyimleriyle anlatacaklar. Şimdi sahneye konuşması için Sayın Semra Çetinkaya'yı davet ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi ben bir tekerlek sandalyede oturuyorum. Sebebi ise bir trafik kazası. İsmim Semra Çetinkaya. Türkiye Omurilik Felçler Derneği Genel Başkanıyım. Size kaza anımı ve daha sonra yaşadıklarımı değil de çok daha öncesine götürmek istiyorum. Senelerce okula gittiğimde boyum uzun olduğu için 1.80 boyum var. Bana leylek, sırıttı, dalga geçerlerdi. Ben de bunu çok ciddiye alırdım. Bir köşeye oturup ağlardım. Allah'ım, şu dizlerimden kessek, beni boyunda kadın olsam diye çok dua ederdim. Benim duam kabul oldu. Kaza geçirdikten sonra hocam bana ilk söylediği şey, Semra, bundan sonra sen yürüyemeyeceksin. O kadar kahroldum ki, o kadar zorlandım ki ilk sandalyeme oturduğum zaman hemen mezura istedim. Bile şaşırdı yanımdakiler, dediler yani ne mezurası? Siz bana mezura getirin ve boyumu ölçün dedim. Boyumu ölçtüklerinde tam 1.50 boyunda kadın olmuşum. Lütfen sizler dua ettiğinizde her şey çok ince ince düşünün, olur mu? Bunlar size dönüş yapabiliyor. O yüzden lütfen bulunduğunuz her anlamı, her anda yaşadığınız her şeye çok sevin. Okulunuzu, ailenizi, komşunuzu, çiçeğinizi, hayvanınızı. Çünkü bir şey kaybettiğiniz zaman bir daha gelmesi çok çok zor. Hepinize egzersiz bir yaşam diliyorum. Evet, şimdi konuşmasını yapmak için Sayın Cüneyt Vardar'ı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar merhaba, ben Cüneyt Vardar. Arkadaşlar, ben hayatım boyunca hep şişman biri oldum, biliyor musunuz? Dolayısıyla okul zamanlarımda arkadaşlarım sağ olsunlar, eğlenmeyi hep benimle dalga geçmek olarak bellediler.
Ben de onlara ses çıkarmadıkça bu dalga geçmenin boyutu inanın gitgide artmaya başladı. Bu da benim içime kapanmama sebep oldu. Sokağa çıkmıyor, sürekli evde yatıyor, hep yemek yiyordum. Ama zamanla aslında kendime kötülük yaptığımı fark ettim arkadaşlar. Yani beni alay konusu yapan arkadaşları uyarmayarak, onlara ses çıkarmayarak aslında onları adeta ödüllendiriyordum. Yani anlayacağınız öyle hoş bir çocukluk ve gençlik yıllarım pek olmadı. Ama yıllar geçti, ben başarılar kazandım. Bu başarıların ardından fizik görünümümün artık kimse için çok bir anlam ifade etmediği ortaya çıktı. İşte o zaman kendim gerçekten zayıflamak istedim. Bu arada böyle olduğuma bakmayın. Ben hala diyet yapıyorum, onu da söyleyeyim. Yalnız size tavsiyem, içinde bulunduğunuz günleri sadece kendiniz için değil, başkaları için de güzel anılar olarak kaydedin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Cüneyt Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz biraz soru cevap yapalım. Buse'cim, Buse Mert. Efendim hocam? Ben senin bu konudaki fikrini merak ediyorum açıkçası. Mesela sen bir arkadaşının dış görüntüsüyle alay eder misin? Yok, yapmam hocam. Olmaz, yapılmamalı. Yapmamak da lazım çünkü zorbalık çok ağır bir suç çocuklar. İnsanın kişiliğine, benliğine ağır bir saldırı ve hiç kimsenin hiç kimseye böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Değil mi Buse'cim? Evet hocam, haklısınız. Oturabilirsin, teşekkürler. Şimdi bundan sonra okulumuzda bu tarz olaylara karşı bir bölüm oluşturacağız çocuklar. Herhangi birisine karşı zorbalık yapan, kötü konuşan kim varsa buna şahit olduğunuzda gelip bu bölüme şikayet edeceksiniz. Ve ben bu bölümün başına Buse'cim seni seçiyorum. Bundan böyle Buse'cim sen ve arkadaşların kötü niyetli konuşmalara ve zorbalıklara karşı tek yürek olacaksınız. Şimdiden başarılar dilerim.